Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Reha Hocam bugün resmen başlamış oldu. Hocanın eli de değmiş takıma daha ilk maçta diyebiliriz herhalde. Radikal bir değişikliktir değil mi kaleci değişikliğiyle başlamak? Hiç oynamayan Mert'le başladı örneğin. Kanat oyuncusu klasik anlamda kullanmadı, öyle bir dizilişle çıktı sahaya. Nasıl yorumluyorsunuz yeni Beşiktaş'ı, Şenol Güneşli Beşiktaş'ı? Onlardan daha önemli işler var esasen. Yani kalecinin oynaması vesaire, o antrenör tercihidir. Esas Beşiktaş'ta ne değişti? Valerian İsmail niye gitti? Valerian İsmail'in gitmesinden büyük nedeni, bir kere oynanılan oyun keyif vermiyordu. Hem oynayan oyunculara zul geliyordu, aynı şekilde Beşiktaş taraftarına da. Bir kere böyle bir sıkıntı vardı. Aynı zamanda Valerian İsmail'in başarıya götüreceğini genel yapı olarak hem saha içinde oyuncular da, aynı zamanda Beşiktaş taraftarı da bununla ilgili düşünceleri vardı. İnanmıyorlardı. Saha içindeki oyuncuların gerginliği, stresli oluşu, özgüvensiz oluşu, devamlı Beşiktaş takımını her hafta hem çıkan ilk 11'le hem sonra yaptığı hamlelerle daha da kötüye götüren bir Valerian İsmail takım vardı. Şimdi bu ne oldu? Kısa süreçte, yani Şenol Hoca geldi, iki antrenmanda ne oldu? Genel yapı olarak bunu değerlendirmek gerekir. Oyuncu tercihlerinden daha çok. Bir kere hem taraftar hem de oyuncuların yüzleri gülmeye başladı. Daha huzurlu, daha mutlu, daha stressiz, daha gergin olmayan, daha da özgüvenli, hem Beşiktaş taraftarı tribündeydi hem de saha içinde futbolcu topluluğu vardı. Bir kere bunu iyi okumak gerekir. Şenol Güneş'in iki günlük dokunuşları, oyuncu dokunuşu olabilir. Ama oyunla zaten bir antrenör 48 saat bir kulüpte çok şey değiştiremez. Gayet doğal. Esas mental anlamında o saha içindeki oyuncuların inancı, tribünlerin inancı, o çok önemli Beşiktaş adına. Yani bir takım o havayı yakalaması şampiyonluk yarışı için teknik taktikten, her şeyden de daha fazla. Beşiktaş takımı Şenol Hoca ile şu anda o havayı yakaladı. Evet, Beşiktaş'ın saha içinde oyun mekaniğinde ciddi sıkıntılar var. Bu net. Valerian İsmail zamanında vardı. Bugün de o gelgitleri yaşadı saha içinde. Çünkü Şenol Güneş'in oynattığı oyun DNA'sında genelde herkese özgürlük verir, hücum oyunu oynar. Ve de şampiyon olduğu iki senede topun kaptırıldığı yerde en kısa sürede, o zaman ben maçlarını yorumluyordum Beşiktaş'ın. En kısa sürede istatistikler önüme geldiğinde çok çabuk reaksiyon veren, topu çok tekrar geriye kazanan böyle bir oyuncu topluluğu yaratmıştı. Bunu mutlaka bu kısa vadede, özellikle şimdi Dünya Kupası arasına kadar çok %100 seviye zaten getirmesini kimse beklemiyor. Oyunu erteleyip skoru alması gerekir. Evet, Beşiktaş da bugün bir oyun oynadı. Yeri geldiğinde o gelgitleri yaşadı, rakibi oynadı. Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı Valerian İsmail'in bıraktığı, yalnız mental anlamında değil, teknik taktik, yeri geldiğinde fiziksel anlamda da kronikleşmiş sıkıntılar var. Şenol Hoca'nın çözmesi gereken bu sorunlar olduğunu düşünüyorum. Ama şu ara geçişte Beşiktaş, evet, bugün zaman zaman zayıf bir takım olsa da baskı yaptı, ama daha çok Beşiktaş'ın bundan sonraki iki maçtan sonra Dünya Kupası arasına kadar baskılı oyun değil de akıllı oyun kurması gerekir Şenol Hoca'nın. Hem oyuncu hamleleriyle, sonraki hem çıkan ilk 11'den sonra yapıcı hamlelerle bunu doğru yapması gerekir. Bunu yapacak zaten bir tecrübesi var. Yani kısa vadede skor alması gerekir. Skora yönelik bu oyuncu topluluğu bireysel ve grup halinde çok farklı saha içinde cephanesi olan Beşiktaş. Eğer Şenol Hoca da bunu doğru tespit ve teşhislerle hayata geçirirse milli takım arasına yani daha iyi bir konumda Beşiktaş girebilir. Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan oyuncu Cenk Tosun. Açıklamaları ekranda. Güneş doğdu. İyi bir başlangıç oldu. Hocayla bir idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık bugün. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız diyor Cenk Tosun. Vegors'la iyi anlaşıyoruz. İleride de oynarım. Açıkta da oynarım. Uzun süre sonra ilk 11'de başladım. Yorgunum ama güzel bir yorgunluk bu. İki gol attım. Daha önemlisi kazandık diyor Cenk Tosun.
Hocam iki golcü birbirine benzer özellikleri var mı? Yan yana oynarlar mı? Bunlar önümüzdeki günlerde çok konuşulacaktır. Bugün ikisi de ikişer gol attığı için belki gündeme gelmeyecek ama biz testi kırılmadan konuşmaya başlayalım. Ne dersiniz ya hocam? Ya Cenk tabii bence Valen İsmail zamanı itibarsızlaşmaya doğru gidiyordu. Valen İsmail yani 30 saniye alması, işte ona inanması, inanmaması, yani onun kafasındaki o planlarda Cenk yoktu. Her zaman Cenk bench'ten girecek veya sıkıntı olursa sakatlık, kart cezası hücum hattındaki oyuncuları o zaman oynatacağını hayal ettiği bir oyuncuydu. Ama Şenol Hoca Cenk'in potansiyelini biliyor. Yalnız bu maç gol attı diye değil, %100 zaten hazır değil Cenk. O maç ritmini yakaladıktan sonra Beşiktaş'a daha farklı olumlu işler de yapacaktır. Ben Cenk ve Vegos mesela bugün oynadı. Bugün oynanan oyunda tabii 5-2 yendi. Evet, Cenk maça damga vuran oyuncuydu. Bunu da söylemek gerekir. Ama Beşiktaş takım bugün 4-3, 2-1 gibi veya 4-3 oynadı. Sağ çizgide Cenk'in oynaması, yani mesela Dele Alli'yi sol çizgide oynattı. Mesela yeri geldiğinde içeri de tabii kat ettiler ama ya bu mesela böyle bir oyunda ben iki santraforlu oyun beklerdim. Vegos'la Cenk tabii ki ayrı profilde bir oyuncu. Hepimizin bildiği gibi Muleka da ayrı profilde bir oyuncu. Şimdi Cenk'le Vegos ileride iki santrafor, arkada 10 numara pozisyonunda Dele Alli içeride, 8 numaralar Gedson'la. Bu ara parantez içinde Gedson takımın neredeyse en iyisiydi. Orta sahayı tek başına ayakta tuttu Beşiktaş orta sahasını. Bunu da söylemek gerekir. Salih'le Gedson 8-6 numarada Joseph'le oynayabilirdi bu oyunu. Yani bu oyuncularla saha içinde farklı dizilişler de olabilirdi Beşiktaş adına. Beşiktaş takımının Cenk'le mutlaka tabii ki oynayacaktır. Ama ben ilk 11 çıktığında da genelde işte konuştuğumuzda mesela maçı seyrettiğim arkadaşlarla ben Redmond ve Enkudu'nun da mesela Enkudu evet hep söylüyorum bu işi sulandırıyor, direkt kaleye gidiyor. Çünkü Şenol Hoca imza attığında şöyle bir şey söyledi. Çok telaşlı oynuyoruz, çok hızlı kaleye gidiyoruz, çok top kaybı var diye. Ama bu takımın çizgilerine mutlaka Enkudu'yu kazandırıp takımın içine atıp ve Redmond'la beraber oynaması gerekir. Redmond ikinci yarı girince oyuna hareketlilik getirdi. Bunu unutmamak gerekir. Bu arada ben, Cenk Tosun ve Vegors basın toplantısında, yayıncı kuruluşun basın toplantısında birlikte gelmişler. İki forvetin sağ dışında da bu kadar uyumlu olması enteresan değil mi? Önemli bir mesaj. Vegors'la iyi oynadık, 5 gol attık. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız demiş. Çok da doğru açıklamalar yapmış hocam. Doğru, kesinlikle. Ben Beşiktaş takım bütünlüğünle kazandı Şenol Hoca'yla. Yani bugün galip gelip gelmemesi değil. Zayıf bir takımla oynadı. Evet, kaleci çok kötü oynadı Ümraniye Spor'un. Ama Beşiktaş takım bakıyorsun saha içinde bütünleşmiş, tribünler bütünleşmiş. O enerji var. Beşiktaş adına en büyük kazanç bu. Beşiktaş'ın tabii ki oyun eksikliği var. Az önce de söyledim. Ama Beşiktaş takımı eğer o tribünle saha içindeki o özgüveni, huzuru, keyfi, yani o yüzlerin gülmesini, oyuncuların, tribünlerin sahaya işte Şenol Hoca ile beraber yarattığı hücum futbolunu oynayabilecek kapasitede bir takım Beşiktaş. Bunu sağladıktan sonra Beşiktaş takımı daha farklı, olumlu işler yapacaktır ligde. Bugün en önemli olan o. Yani o görüntüler çok önemli. Diyorum ya, teknik taktik olarak sıkıntılar bir anda, bir günde 24-48 saatte değişmez. Yani bu boyacı küpü değil. Al bir rengi bir renge değiştir. Kolay değil. Ama en önemli Vegos'ta sizin söylediğiniz gibi Cenk'in de oraya gelmesi, yüzlerin gülmesi, atılan gollerden daha önemli. Beşiktaş zaten her zaman bir aile ortamı olmuştur Beşiktaş'ta. Kötü gittiği yılda bile olmuştur. Beşiktaş'ın böyle geçmişten Süleyman Sava döneminden kalan böyle bir DNA'sı var. Kulüp DNA'sı var. Gelen oyuncular hep birbiriyle böyle hem transfer olan hem içerideki oyuncular kaynaşır. Hep böyle sosyal birlikteliği çok iyi kurabilen bir kulüptür Beşiktaş. Gerginlik, stres, kavga, dövüş. Yani zaman zaman her kulüpte olur. Evet oldu. Geçmişte de olmadı mı? Oldu. Kaptanlar bile kavga etti ama Beşiktaş'ta. Ama genel yapı olarak Beşiktaş'ta gelen oyuncular adapte olur. Gökhan Hocam döneminde örneğin kolej takımı havası var. Yani tabii. Yani onun için Beşiktaş takımının, Cenk'in burada iyi bir lider, iyi bir takımın abisi olduğunu da söylemek gerekir. İyi bir profesyonel. Hiçbir zaman küsmedi oynamadığı zaman. Yani son bir dakika kala girdi. Hiç
herhangi bir tepki de vermedi. Çünkü o da biliyordu bana göre. Valerian İsmail'le bu işin gitmeyeceğini çok iyi biliyordu. O arada herhangi bir hamle yapmadı, ne bir açıklama yaptı, sıkıntılı mesela o süreçte oynamadı. Ben gördüm röportajında mesela yayıncı kuruluşa geldi, bir şeyler söyleyecek, boğazında kaldı, düğümlendi. Ama şimdi dedim ya, oyuncudan performans almak istiyorsanız tekniği taktiği hep konuşuyoruz. Ama en önemli bir oraya gelen liderin oyunculara bakışı. Yani bu iş artık yani futbol spor biliminden daha fazla bir insan bilimi. İnsanı yönetmek çok önemli. Hı hı. Şenol Güneş bunu zaten iyi yönetebilen bir teknik adam. Geçmişte Beşiktaş'ta yaptığı başarılarla bunu net bir şekilde gördük. Şenol Güneş Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktörü oldu. Daha önce her iki hoca da 50 farklı takımı mağlup etmişlerdi. Şenol Hoca bugün 51. farklı takım karşısında takımıyla sahadan galibiyete ayrıldı. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Özet görüntülerimiz de hazırlanıyor. Birazdan sizlerle birlikte olacağız.